bunun yumurtasını zarar veren, bunun niflerine zarar veren, bunu bir şekilde kontrol altına almayan, çalışan çeşitli canlı organizmalar kullanılıyor. En çok kullananları da şu en baştaki samuray arısı dediğimiz arıgillerden. Yani normal bizim bal arısı gibi değil rengi ama bu da arıgillerden bir böceğimiz. Bu özellikle bunun kahverengi kokarcanın yumurtalarının içerisine kendi yumurtalarını bırakıyor. İçerisinden kahverengi kokarcan ferdi çıkamıyor. Çünkü bunun yumurtası açılıyor daha erken. Onun içerisinde besleniyor. Kahverengi kokarcanın yavrusunu yiyor ve ortaya bunun yavrusu meydana çıkıyor. Nereden bakarsanız 2 dolarda 1 dolarda olduğunu düşünün. Tuzağın maliyeti geldi size 5,5-6 dolara. 6 dolara tamam ben gideyim bir 100 tane alayım dediniz. Onu da alamıyorsunuz. Ruhsatı yok. Bir an önce ruhsatlandırılmalı bu. Yani ruhsatlı bir şekilde alınmalı. Tarım Bakanlığı alıp çiftçiye vermeli. Çiftçi böceği uygun zamanda asarak ama. Yani bu tuzağın tutup da Haziran'da, Temmuz'da asılması pek önem arz etmiyor. Böcek alana gidip yumurta bırakmadan önce toplanması. Bakın. Ya da kışlığa gitmeden, böcek kışa gitmeden, daha kışlığa çekilmeden önce yakalanması önem arz ediyor. Yoksa siz Haziran ayında, Temmuz ayında yakaladığınız böcekler yumurtayı bırakmış, belki siz yakalamasanız, belki de hemen bir iki gün içerisinde, bir hafta içerisinde ölebilecek olan böcekleri ne yapıyorsunuz? Yakalamış oluyorsunuz. Kokarcağın hakikaten 2023 yılında tavan yapmış, Trabzon genelinde hızlı bir şekilde popülasyonunu arttırmıştır. Şu anda yapılan çalışmaların yeterli olmadığını kendileri ifade etmektedir. İşte burada fenomen tuzakları, ilaçlama ve gibi metotlarla beraber kokarcağın üzerine gidileceği söyleniyor. 10 gün sonra da kokarcağın tamamen yumurtlama dönemine geçeceği bilgilendiriliyor. Fakat benim bulunduğum çevrede ve diğer arkadaşlarımızın beyan ettiği gibi kokarcayla ilgili yeterli bir çalışmanın yapılmadığını kendileri ifade etmektedir. Biz yaptık değil müdür. Görüştük. Nerede yaptılar? Biz vatandaşı çiftçiyiz ama bir şey gördüğümüz yok. Teşekkür ederim.